Arkadaşlar merhaba. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Veysel Altuntaş. Bugün 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi 3. ünitemiz şiir ünitesinde ilahi konusuyla devam edeceğiz. Hatırlarsanız İslamiyet öncesindeki nazım biçimleriyle başlamıştık. Koşuk, sagu. Sonra oradaki savlardan, destanlardan bahsetmiştik. Daha sonra geçiş dönemi eserlerine, artık İslamiyet'in etkisiyle birlikte İslami ögelerin de eserlerde yer almaya başladığından bahsetmiştik. Kutat Kubilik, Divan Lügatü Türk, Atabetül Hakaik, Divan Hikmet gibi şeylerden bahsetmiştik. Sonra arkadaşlar şimdiki konumuz olan ilahi konusuna geçmiş olacağız. Artık ilahi konusuyla birlikte zaten isminle beraber ismiyle düşününce ilahinin İslami bir terim olduğu, tasavvufla doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etmek mümkün. Sizin için de arkadaşlar tasavvuf sözcüğünün ne olduğu, size neler çağrıştırdığınızı, okuduğunuz metinlerde tasavvufla ilgili herhangi bir şeyle karşılaşıp karşılaşmadığınızı lütfen arkadaşlarınızla, ailenizle tanışınız, tartışınız, konuşunuz. İkinci soru, hazırlık sorusunda Mevlana'nın hamdım, piştim, yandım sözüyle ilgili düşüncelerinizi arkadaşlar söyleyiniz. Ama tabii ki burada Mevlana bir insanlık mertebelerini ifade etmiş oluyor burada kendi kişiliğinde. Bilmiyordum, hayatla birlikte öğrendim ve en sonunda yandım anlamında kullanılabilen buradaki artık olgunluk seviyelerini anlattığını ifade etmemiz mümkün. Şimdi burada Yunus Emre'nin bir ilahi örneği var. Burada bu örneğimizi okuyalım, sonra dersimize devam edelim. Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni. Ben yanarım dünü günü, bana seni gerek seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni. Aşkın aşıklar öldürür, aşk denizine daldırır. Tecelli ile doldurur, bana seni gerek seni. Aşkın şarabından içem, mecnun olup dağa düşem. Sensin düğünü gün endişem, bana seni gerek seni. Sufilere sohbet gerek, ahilere ahret gerek. Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar. Toprağım anda çağıra, bana seni gerek seni. Yunus durur benim adım, gün geçtikçe artar odum. İki cihanda maksudum, bana seni gerek seni demiş Yunus Emre. Çok da güzel söylemiş arkadaşlar. Burada ahinin dost, kardeş anlamına geldiğini, maksudun istenilen şey, maksat, maksud, istek anlamında kullanılabildiğini, sufi tasavvuf ehli kişi diye verilen ad, tecelli, görünme, belirme, ya tasavvuftaki anlamıyla makbul, iyi kulların kalbinde ilahi sırların belirlenmesi durumudur, belirmesi durumudur arkadaşlar. Peki bu metinle ilgili neler söyleyebiliriz? Arkadaşlar bu metin dini tasavvufi şiir türlerinden biri olan ilahidir. İlahide Allah'a duyulan aşk konu edilmiştir. Her dörtlüğün sonunda bana seni gerek seni denilerek Allah'tan başka hiçbir şeye gerek duyulmadığı vurgulanmıştır. İlahiler mutasavvuf şairler tarafından dini konularda Allah'ı övmek ve Allah'a yalvarmak amacıyla oluşturulan, kendine özgü bir ezgiyle söylenen şiirlerdir. Bu yönüyle divan edebiyatındaki tevhidlere ve münacatlara benzerler. Hatırlarsanız divan edebiyatındaki tevhidler arkadaşlar Allah'ı birlemek amacıyla, münacatlarda ona dua etmek amacıyla yazılmıştı. İlahiler hem hece ölçüsüyle hem de aruz ölçüsüyle oluşturulur. Aruzla yazılanlar gazel şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Hece ile yazılanlar ise dörtlükler halinde kurulmuştur ve koşma gibi kafiyelenmiştir. Okuduğunuz metinde 8'li hece ölçüsüyle 7 dörtlükten oluşmuştur bu metin. İlahiler farklı tarikatlarda farklı isimlerle anılmıştır. İlahi yerine Mevleviler ayin, Bektaşiler nefes, Yeseviler hikmet adlarını kullanmışlardır. Farklı sanatçılar tarafından ilahiler yazılmış olsa da ilahi denilince akla gelen ilk isim arkadaşlar Yunus Emre'dir. Bugün bile pek çok ilahisi dini törenlerde ezgili bir biçimde söylenmektedir.
Hala günümüzde zaten Anadolu tasavvufunun en önemli temsilcisi Yunus Emre'dir arkadaşlar. Tasavvuf hem halk edebiyatında hem de divan edebiyatında geniş bir konu olarak işlenmiştir. İslamiyet'in kabulünden kısa bir süre sonra ortaya çıkan tasavvuf, özellikle tarikatlar ve tekkeler aracılığıyla İslam dünyasındaki etkisini uzun süre devam ettirmiş, tasavvufla uğraşan tasavvuf ehli kişiler için mutasavvıf ve sufi kelimeleri kullanılmıştır. Edebiyatta geniş bir kullanım alanına sahip olan tasavvuf, eserlerin hem içeriğinde özellikle sebk-i hindi akımı doğrultusuna verilen eserlerde, divan edebiyatında 17. yüzyıldan 18. yüzyılda özellikle Şeyh Galip ile ağırlığını kazandıran sebk-i hindi akımı doğrultusunda verilen eserlerde içerikte de artık tasavvufi bir kullanımın ön planda olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda dil özelliklerinde de görülüyor arkadaşlar. Hoca Ahmet Yesevi ile başlayan tasavvuf hareketi yüzyıllar içerisinde yayılarak devam etmiştir. Yesevi'den sonra hatırlarsanız Yesevi tarikatının Anadolu'da da yayılmaya gösterdiğini ve Anadolu'nun Türkleşmesi, Türk-İslam sentezi altına girmesinde çok önemli bir etki olduğundan bahsetmiştik diğer derslerimizde. Hacı Bektaş Veli, Mevlana, Ahmet Fakih, Yunus Emre, Naili, Şeyh Galip, Naili ve Şeyh Galip'i divan edebiyatındaki sebk-i hindi akımının önemli temsilcileri olarak görüyoruz arkadaşlar. Pek çok bunlarla beraber pek çok isim tasavvuflu içerikli eserler verdiğini biliyoruz. Dini tasavvufi halk edebiyatı tekkeler çevresinde gelişmiş olup bu anlayışla verilen eserlerde öğreticilik yani didaktiklik esastır. Bu nedenle verilen ürünlerde estetik zevk arka planda kalmış, öğreticilik ön plana çıkmıştır. Şairler genellikle bir tarikat mensubu oldukları için eserlerinde bağlı bulundukları tarikatın görüşlerini dile getirmişlerdir. Öğretmek amacıyla yazdıkları bu eserlerde sade, halkın anlayacağı bir dil kullanılmıştır. Bazı mutasavvuf şairler şiirlerinde mecazlı, sembolik söyleyişlere değer vermişlerdir. Eskiden beri şiirlerde bahsedilen sevgili ve sevgiliye ait güzellik unsurları, şarap, meyhane gibi kavramlar tasavvufta özel bir anlam kazanarak ifade edilmiştir. Evet arkadaşlar, burada bu metinle ilgili bazı sorular var. Şairin her iki dünyada da amacı nedir diye bir soru var burada. Zaten bakın son dörtlüğe bakarsak eğer Yunus durur benim adım, gün geçtikçe artar odum, iki cihanda maksudum amacım, bana gerek sana gerek, bana seni gerek seni ifadesiyle arkadaşlar aslında maksadını ifade etmiş oluyor. Nedir maksadı? İki cihanda da amacı Allah'a kavuşmaktır arkadaşlar. Bu anlamda gördüğünüz gibi bu ifadeyi kurabiliriz. Siz de diğer sorulara bu şekilde bakabilirsiniz arkadaşlar. Metnin dil ve anlatım özelliğine bakacak olursak sade bir dil kullanılmıştır. Yalın bir dil, arı bir dil kullanılmıştır. Zaten Yunus Emre Anadolu'yu çok güzel temsil eden, o saflığı, temizliği ve İslami düşüncesini çok güzel temsil eden bir sanatçıdır. Bu anlamda arkadaşlar bu şiirde de bir Yunus Emre dilinin anlatımının görüldüğünü ifade etmek mümkündür diyoruz arkadaşlar. Bununla birlikte şuradaki dörtlü şair eser ilişkisi için az önce söylediklerim aslında doğrudan bağlantılı. Yunus Emre ile Anadolu'daki tasavvuf ve şiir dilinin birbiriyle oldukça bağlantılı olduğunu ifade etmiş olalım arkadaşlar. Aşağıdaki dörtlüklerde geçen edebi sanatları bularak şemalara yazınız diyor. Burada aslında çok temel bir mantık var, onu söylemek isterim. Aşkın şarabından içem, mecnun olup dağa düşem, sensin düğünü gün endişem, bana seni gerek seni. Şimdi mecnun olmak arkadaşlar. Mecnun, Leyla ile Mecnun hikayesine bir gönderme var burada. Burada da aynı şekilde yine sufilere sohbet gerek, ahilere ahiret gerek, mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni ifadelerinde ne var arkadaşlar? Leyla ile Mecnun hikayesine bir gönderme var. O halde biz diyoruz ki buna burada bir telmih sanatı kullanılmıştır. Telmih neydi? Hatırlatma sanatıydı. Daha önce yaşamış efsanevi kişiliklere, Kur'an'daki ayetlere, hadislere doğrudan değil de dolaylı yönlerden bir gönderme yapılıyorsa burada bir telmih sanatı vardır diyoruz. Yunus Emre de burada telmih sanatını kullanmış
arkadaşlar. Evet, ahengi sağlayan unsurları yazınız diyor. Orada baktığımız zaman ölçü 8'li hece ölçüsüyle yazılmış. Bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Kafiyelerimiz bu şeyler yarım kafiye şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. Diğer aliterasyon ve asonansa da sizin bulmanızı rica ediyorum. Ben size bilgiyi vereyim. Aliterasyon dizelerdeki ses tekrarıydı. Ünsüz harflerin tekrarıydı arkadaşlar. Örnek verecek olursak mesela K harfinin 3, 4, 5 bundan fazla bir şekilde bir dizede kullanılması, K sesinin kullanılmasını ifade edebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Asonans da ünlü harflerin tekrarıydı. Ünlü harflerin tekrarının yine dizelerden örnek verecek olursak E harfini bir dizede işte 3, 4, 5, 6 kere kullanılarak ses ahengi oluşturulmuşsa biz burada bir asonans sanatı var diyoruz arkadaşlar. Lütfen siz de bakınız yukarıdaki şiire, kitabınızdan örneğe. Yunus Emre'nin biyografisi bizim için, Yunus Emre oldukça önemli bir kişilik arkadaşlar. 13. yüzyılın ikinci yarısı ile 14. yüzyılın başlarında yaşayan Yunus Emre, Türk edebiyatının önemli şairlerindendir. Doğumu, ölümü, doğum yeri gibi bilgiler kesin olarak belli değildir. Ancak eserlerinden hareketle bu konuyla ilgili bazı bilgilere ulaşılmaktadır. Şiirleri üzerinde yapılan araştırmalar, medrese öğrenimi gördüğünü, felsefe ve tefsir gibi dini ilimlerde bilgili olduğunu göstermektedir. Sanatçının hecenin yanında aruz ölçüsünü de kullanması, onun divan şiirine de yakın olduğunun göstergesidir. Yunus Emre mutasavvuf birisidir. Mürşidi Tapduk Emre'dir. 40 yıl ona hizmet etmiştir arkadaşlar. Şiirlerinin konusu din ve tasavvuftan, şiirlerinin konusunu din ve tasavvuftan alan sanatçı, bütün mutasavvıfların tasavvufla ilgili benimsediği ortak duygu ve düşünceleri özgün bir dille anlatmıştır. Şiirlerinde olabildiğince sade, samimi bir dil kullanmıştır. Bunun yanı sıra yaşadığı dönemin Türkçesinde var olan ve halk tarafından kolaylıkla anlaşılabilen Arapça, Farsça kelimeleri de eserlerinde yer vermiştir. Bu durum Yunus Emre'nin tasavvuf düşüncesinin kolaylıkla anlatmasını ve ününün geniş bir coğrafyaya yayılmasını kolaylaştırmıştır. Şiirleri çok kolay gibi görünüp aksine anlam derinliği ve anlam yoğunluğu içeren, biz buna sehli mümteni diyoruz arkadaşlar. Aslında çok kolay yazıldığı zannediliyor fakat anlam derinliğine bakılınca, bir dikkatli okununca aslında çok derin anlamlar içerdiğini ifade eden yazı tarzı sehli mümtenidir. Bu tarzdadır Yunus Emre'nin yazıları da zaten, şiirleri de. Ayrıca İslami unsurlarla yerel unsurları şiirlerinde birleştirme konusunda oldukça başarılıdır. Ölümünden sonra pek çok şair ve yazarı etkileyen sanatçının Risaletün Nushiye, yani Nasihatler kitabı ve Divan olmak üzere iki önemli eseri vardır arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki ilahi adlı metinde deki geçen isim tamlamalarını bulmamızı istiyorlar. Bize sorularımızdan şöyle bir bakacak olursak aslında mesela buradaki ifadelerden şu, özür dileyerek, yukarıdaki metin için söylüyor, ilahi adlı geçen metin, mesela aşk denizi ifadesini söyleyebiliriz arkadaşlar. Şurada hemen size çizeyim. Onun haricinde aşkın şarabı ile söyleyebiliriz bunu. Bir örnek daha verecek olursak. Aşkın şarabı. Gördüğünüz gibi buradaki isim tamlamalarını bulmuş olduk arkadaşlar. Devam edelim. Burada birkaç örnek daha var. Fakat onları sizin bulmanızı rica edeceğiz. Aşağıdaki dizelerdeki isim tamlamalarını bularak isimlerini tamlamaların altlarını çizmemizi istiyor bizden. Şimdi beraber sizinle arkadaşlar önce şiiri okuyalım. En azından buradaki örneğini okuyalım. Sonra da oradaki tamlamalara bakmaya çalışalım. Çoban Çeşmesi. Derinden derine ırmaklar ağlar. Uzaktan uzağa Çoban Çeşmesi. Ey suyun sesinden anlayan bağlar. Ne söyler şu dağa Çoban Çeşmesi. Gönlünü şirinin aşkı sarınca, yol almış hayatın ufuklarınca, o hızla dağları Ferhat yarınca, başlamış akmaya
Çoban Çeşmesi. Arkadaşlar hatırlarsanız biz isim tamlamalarını 4 alt başlıkta incelediğimizi söylemiştik. Neydi bunlar? Belirtili isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması, takısız isim tamlaması ve zincirleme isim tamlaması. Belirtili isim tamlamasında tamlayan ve tamlananın ikisinin de ek aldığını, tamlayan ikimizin ın-in, tamlanan ikimizin ı-i olduğunu söylemiştik. Belirtisiz isim tamlamasında tamlayanımız ek almıyordu, sadece tamlanan ek alıyordu arkadaşlar. Takısızda ikisi de ek almıyordu. Tamlayan tamlananın ham maddesiydi arkadaşlar. Neyden yapıldığını bildiriyordu. Zincirleme ad tamlamasında ise birden fazla tamlamanın olduğunu ifade etmiştik. Şimdi sizinle beraber bakalım burada. Çoban Çeşmesi aslında başlığın kendisi bir isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması. Ne çeşmesi? Çoban. Devam edelim. Derinden derine ırmaklar ağlar, uzaktan uzağa Çoban Çeşmesi. Çoban Çeşmesi'nin ne çeşmesi? Çoban bir belirtisiz isim tamlaması olduğunu söyledik. Ey suyun sesinden anlayan bağlar. Suyun sesi belirtili isim tamlaması. Ne söyler şu dağa? Çoban Çeşmesi. Yine arkadaşlar burada Çoban Çeşmesi'nin bir isim tamlaması olduğunu söyledik. Gönlünü Şirin'in aşkı sarınca, Şirin'in aşkı gördüğünüz gibi. Bu bir belirtili isim tamlaması. Yol almış hayatın ufukları. Gördüğünüz gibi hayatın ufukları belirtili isim tamlaması. O hızla dağları Ferhat yarınca başlamış akmaya Çoban Çeşmesi. Yine Çoban Çeşmesi'ne birden fazla var ama ben yine de öylesine de olsa işaretlemiş oldum arkadaşlar. Şimdi bu parçada yazımı yanlış kelimeleri bularak altlarını çizmemizi istiyor. Arkadaşlar beraber bakalım. İlkbaharın ilk günleriydi. İlkbaharın birleşik yazıldığını biliyoruz. Aklımızda bu şekilde kalsın. Ansızın duyulan bir haber ortalığı birbirine kattı diyor. Birbirine kattı ifadesinin birleşik yazılması gerekiyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Snowball hava karardıktan sonra gizli çiftliğe geliyordu. Hayvanlar öylesine tedirgin olmuşlardı ki, buradaki ki'yi ayrı yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Geceleri gözlerine uyku girmiyordu. Uyku değil tabii ki, uyku girmiyordu. Burada U'nun düşmesi gerekiyor arkadaşlar. Söylenenlere bakılırsa Snowball her gece karanlıktan olacak arkadaşlar. Burada ünsüz sertleşmesi meydana gelmesi lazım. Ünsüz benzeşmesi. Yararlanarak çiftliğe giriyor. Yapmadığı uğursuzluk kalmıyordu. Tahılları çalıyor, süt kovalarını deviriyor, yumurtaları kırıyor, fidelikleri çiğneyip eziyor, meyve ağaçlarının kabuklarını kemiriyordu. Meyve ağaçlarının dememiz gerekiyor. Kemiriyordu. Artık çiftlikte değil, çiftlikte bir ünsüz sertleşmesi olması lazım. Buradaki D, T'ye dönüşmeliydi. Bir iş ters gitmeye görsün. Suç hemen Snowball'a yükleniyordu. Bir cam kırılsa ya da ayrı yazılır arkadaşlar. Bir oluk tıkansa Snowball'un gece gene çiftliğe geldiği, bu işi mutlaka onun yaptığı söyleniyordu. Bir gün ambar arkadaşlar. Buradaki ne, m değişimi olması gerekiyor. Anahtarı kaybolunca bütün çiftlik Snowball'un anahtarı kuyuya attığı söylentisine inandı. İşin garibi kaybolan anahtar un çuvalının altından çıktığında bile hayvanlar bu söylentiye inanmaktan vazgeçmediler. Vazgeçmedilerin birleşik yazılması gerekiyor arkadaşlar. Evet, siz de ilahi aşkı konu edinen diğer tasavvuf sanatçılarını araştırınız arkadaşlar ve isimlerini yazıp sınıfta paylaşınız. Peki, bir sonraki derste görüşmek üzere, iyi günler diliyorum.